Selam arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir derste, yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu dersimizde Mayıs ayı çalışma sorularından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularını çözeceğiz. Bu sorularda kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmayı planlamaktayız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Birinci soru, bakalım bizden ne istemiş? Numaralanmış cümlelerden hangisi baştan üçüncü sırada yer almalıdır? Aslında tipik bir sıralama sorusu. Belki soruda eksik varmış gibi gelebilir size. Ancak sıraladığınız zaman da üçüncüyü bulduğunuzda aynı şeye gelecek. Soru şöyle sorulsaydı daha güzeldi. Anlamlı bir bütün oluşturulduğunda baştan üçüncü hangisi olur diye sorulabilirdi. Daha doğru olurdu belki. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da oldukça popüler bir ürün haline gelen ülkemizde de Hatay ve Mersin yöresinde yapılan humus. Yemeğinin yapım aşamaları aşağıda karışık halde verilmiş. Sıralayacağız. Haşlanan nohutlar haşlanması lazım önce. O zaman bunu ilk cümle olarak görmüyoruz. Bu tür sorularda yapacağınız en doğru iş ilk düğmeyi doğru iliklemek. Yani ilk cümleyi doğru belirlemek. Servis tabağını aldığınız servise daha hazırlanmadı. O yüzden bu da olmaz. Nohutların üzerini geçecek kadar suda yumuşayana ve nohutların kabukları çatlayana kadar haşlayın. İlk aşama olabilir. Yanına işareti koyduk. Tahta kaşıkla nohutları ezin. Pişsin ki ondan sonra ezelim. Bu da ilk olmayacak. Servise sunulan yine servis dedi. O zaman biz neyi belirledik? Haşlanacak nohutlar tamam. Haşlandıktan sonra bir şeyin altını çizmiştik. Hatırlıyorsanız birinci cümlede. Haşlanan nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın ki hazırlama aşamasında kıvamı daha pürüzsüz olsun. Yani bir numara gelecek. Peki sonra ne gelecek? Bunların ne yapılması lazım? Servis diyor, servis diyor. Bunların ikisi de servis aşaması olduğuna göre şu dörde bakacağız. Tahta kaşıkla nohutları ezin. Bunlar yumuşadı. Kabuklarını soydun. Tahta kaşıkla bunları ne yapabilirsin? Ezebilirsin. Bizden ne istiyordu? Üçüncü istiyordu. Cevabı buldun mu? Buldun. İşaretlersin. Diğer soruya geçersin. Ama biz bitirelim. Servise sunulmadan önce diyor. O zaman bu en son aşama olacak. Burada 2 numaranın da ondan önce geleceğini söyleriz. Sonra da 5 numarayı yerleştiririz. Bunu anlamlı bir bütün haline getirmiş oluruz. Mantık sıralaması ve ilk cümle olabilecek cümleleri iyi belirlemeniz lazım. Belirledikten sonra da en kötü okuduğunuzda sonlarına bakın. Diğeriyle birleşebilecek yerlerden yakalarsanız cümleleri sıralayabilirsiniz dedik. Bu soru bitti. Geldik ikinci soruya. Altı çizili cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Altı çizili yere baksak yetecek ama tamamını okuyalım. Çanakkale Zaferi'nde ilk taarruzu gerçekleştiren Nusret adlı mayın gemisidir. Nusret, hüzünlü dalgaları yara yara ilerleyip zafere giden yolu açmıştır. Dikkat edersen burada ne demiş? Hüzünlü dalgalar demiş. İnsana ait bir özellik dalgalara insan olmayan varlığa verilmiş. Yara yara ilerleyip zafere giden yolu açmıştır derken de burada da belki zorlarsa olur ama o da açık ve net bir şekilde burada önümüzde olduğu için ne diyeceğiz? İnsana ait varlıklara, insana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesi. İnsan dışındaki varlıklar insan gibi konuşturulduğu geç. Aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olan benzetme geç. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü niteliklerin aktarıldığı için kişileştirme. Dolayısıyla cevabımızı bulmuş olduk. Bir varlık olduğundan çok büyük anlatıldığı için abartma demiş. Sadece sonlara bakarak da bunların ne olduğunu görebilirdik. Cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyelim ve geçelim. Geldik üçüncü soruya. Bu kurala göre aşağıdakilerden hangisi bu kasanın şifresi olabilir? Bakalım Gökhan Bey şifre belirlemek istemektedir. Şifreyi belirlerken uyması gereken kurallar şunlardır. Şifre en az 8 haneli olmalıdır. 8'den aşağı varsa hemen buradan eleyebilirsin. En aşağı gördüğümüz şu. 8'den aşağı bakalım. 3, 4, 5, 6, 7 eledik gitti. Evet, 6 7 tane var. Doğru yanlış saymadık. Eledik bunu. Devam edelim. Şifrede hem harf hem rakam hem karakter bulunmalıdır. Bakıyoruz hepsinde hem harf hem rakam hem karakteri görebilmekteyiz. Art arda gelen rakam ve harf olmamalıdır. Hemen bakalım art arda gelen ne var burada? 8 9 A'yı eledim. Aşağıda harf var mı art arda gelen? Bak burada ne var? D E A B C D E dediğiniz zaman bunlar ne oldu? Arka arkaya geldiğini gösterdi. Cevap da kendini ortaya çıkardı. Hem büyük hem küçük harf kullanılmalıdır. Hem büyük hem küçük harf de kullanılmış. Rakamlar arka arkaya gelmemiş. Diğer kuralların da tamamı gerçekleştiği için cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Ve geleceğiz diğer sorumuza. Yukarıdaki metin açıklaması verilen düz yazı türlerinden hangisine örnektir diyor. Bakalım deneme mi, anı mı, otobiyografi mi, söyleşi mi?
Mustafa Kemal bir anda ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir dedi. Duydu, olduğu gibi anlatıyor yani. Tarihin en büyük siper savaşı başlamıştı. Siperler arası uzaklık 8-10 metre kadardı. Gördüğünü anlatıyor gördüğünüz gibi. Türk siperlerinden hiçbir asker ayrılmıyordu. Şehit düşenlerin yeri hemen dolduruluyordu. Her adım başına bir mermi düşüyor. Toprak adeta tüterek kaynıyordu. Düşman dalgalar halinde Conk Bayırı'na doğru ilerliyordu. Şimdi baktığınız zaman birebir gören bir kişinin anlatıldığı izlenimini alıyoruz buradan. Bir deneme olmadığını anlayabildik. Açıklamasına baktığınızda göreceksiniz. Deneme değil bu. Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kanıtlama amacı gütmeden ortaya koyduğu yazı. Burada bir görüş yok. Gördüğünü olduğu gibi anlatma var. Anı bir kişinin geçmişte yaşadığı ya da şahit olduğu olayları anlattığı yazı türüdür. Bunun yanına hemen işaret koyalım. Anıyı kimin anlattığını söylemiyor olması bunun anı olmayacağı ya da anı değil diye düşüneceğimiz anlamına gelmez. Otobiyografi bir kişinin kendi hayatını anlatmasıydı biliyorsunuz. Burada böyle bir durum görmüyoruz. Söyleşi de yazarın düşüncelerini karşılıklı konuşma havası içinde kaleme aldığı yazı türüdür. Kendi düşüncelerini dikkat ederseniz bir ne kadar da olsa bir düşünce var aktarılan ama yukarıda gördüğünü, şahit olduğunu yani neyi işaretleyeceğiz? Anıyı işaretleyeceğiz ve bu soruyu da böyle işaretleyip geçeceğiz diğer soruya. Geldik 5. soruya bakalım bizden ne istemiş? Dörtlük ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y getirildiğinde hangi seçenek ortaya çıkar? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Dörtlük İstiklal Marşı'ndan alınmış gördüğünüz gibi. Hemen bakalım hangileri doğru, hangileri yanlış. Dörtlükte insana ait bir özellik, insan dışındaki bir varlığa aktarılmıştır. Böyle bir şey gördük mü? İlk ikiye baktınız, böyle bir şey göremediniz. Şurada bir aktarma ya da benzetme var gördüğünüz gibi. Kükremiş sel gibiyim dendiğinde kişi kendini aslında sele benzetmiş. Dolayısıyla burada insandan doğaya bir aktarım görmüyoruz. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım da görmediğimize göre buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz. O zaman aşağıda eleyebileceğimiz şıklar ortaya çıkacak. İlkinin yanlış olduğunu söyleyenler doğru, doğru olduğunu söyleyenleri eledik. Kaldı önümüzde iki şık. Dikkat ederseniz iki şık arasında ne olmuştu? Bakın burada yollar ayrıldı. Y, D diye devam etti. Y, Y diye devam etti. Dolayısıyla ikincisini bulduğunuzda cevabı buldunuz demek olacak bu. Dikkat edin. Böyle olmasaydı da son ortadaki iki tane aynı olsaydı, son farklı olsaydı sadece sona bakarak cevabı bulurdunuz. Son ortadaki iki taneye bakmanıza gerek kalmazdı. Çok bakmak isterseniz o da sağlamasını yapmak için bakardınız. Zaman kazanmış olurdunuz. Hemen ikiye bakalım. Dörtlükte ahengi sağlamak için mısra sonlarında ses benzerliklerine yer verilmiş. Yür yaşarım, şaşarım, aşarım, taşarım. Redifini uyağını aramayacağız burada ama ses benzerliklerini görmemiz bize yetecek. Yani bu doğru olacak. O zaman cevap kendini ne yapmış oldu bana? Göstermiş oldu. Buraya kadar baktığımızda soruyu çözmüş olduk. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz ama diğerlerine de bakalım. Dörtlükte fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Dikkat. Kullanılmış mı? Bir tanesini hemen gösterelim. Kükremiş sel gibiyim. Zaten başka var mı? Başka da göremiyorum. Kükremiş sel gibiyim. Bir tane yetecek bize. Kullanıldığına dair. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Yani buraya Y yazacağız. Dörtlükte aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olan güçlü olana benzetilmiştir. Zaten biraz önce söylemiştik. Gibiyim dediğinde burada benzetmeyi gördük. Bunun da doğru olduğunu söyleyelim. Ve bütün şıkları açıklamış olalım ve bitirelim. Geldik 6. soruya yukarıdaki cümleden hangi yargı çıkarılamaz? Dikkat, çıkarım yapabilmek için ona dair sana bir bilgi vermesi lazım. Yani sen çıkarımı kafana göre yapamazsın. Ona dair bir ipucunun mutlaka metnin içinde olması lazım. Hemen bakalım. 18 Mart Çanakkale Zaferi. Konumuz bu. Türk milletinin bağımsızlığını ve topraklarını korumak için savaştığı. Ne için savaşmış? Bağımsızlığını ve topraklarını korumak için. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu etkileyen, sonucu etkilemiş, dikkat önemli bir şey. Dünya tarihinde de önemli bir yere sahip olan savaşların sonucudur. Hemen bakalım sonucudur demiş. Bakıyoruz Adana'ya. Avrupalılar Türkler karşısında Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişlerdir. Bir Avrupalılardan bahsetmedi. Sen böyle bir çıkarım yapamazsın, oraya gidemezsin. Türkler karşısında Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişlerdir gibi bir
ne diyelim, genelleme de yok yukarıda. Biz metne göre değerlendiriyoruz. Bildiklerinizi bir kenara bırakın. Metinden böyle bir çıkarım yapamazsın. Dolayısıyla da cevap kendini bana göstermiş oldu. Diğerlerine nasıl çıkarım yapacağız? Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın sonucunu etkilemiş, seyrini değiştirmiş demektir. Türk milleti Çanakkale'de bağımsızlığı ve vatanı için mücadele etmiştir. Burada söylemişti gördüğün gibi. Dolayısıyla bunu da çıkarabilirim. Çanakkale Savaşı başarıyla sonuçlanmıştır. Başarıyla sonuçlanmıştır. Çünkü sonucu da ne yapmış? Etkilemiş. Dünya tarihinde en önemli yere sahip olan savaşların sonucudur. Çanakkale zaferi derken de başarıyla çıkıldığını anlıyoruz buradan. Cevabımız Adana olacak. Bu soruyu da böyle işaretleyeceğiz. Geldik 7. soruya, bakalım bizden ne istemiş. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bu tür sorularda metin çok uzun gördüğünüz gibi, şıklardan bir göz gezdirip şıklara neler arayacağımızı bilmek önemli. Onların altını kısaca çizdiğinizde metinde okurken elemeniz de size yardımcı olacaktır. Hemen bakıyoruz. İstiklal Marşı yarışmaya katılan 724 şair arasından oy birliğiyle seçilmiştir. Bunu okuduk, aklımızın bir köşesine yazdık. B'ye bakıyoruz. Akif dönemin başbakanının isteği ve ısrarı ile yarışmaya katılmaya karar vermiştir. Mehmet Akif var burada. Devam edelim C ile. Akif para karşılığı milli marş yazılamayacağını düşündüğü için yarışmaya katılmamıştır. Bak şimdi burada bir püf noktası çıktı. Biri katıldı diyor, biri katılmadı diyor. Bunların ikisi bile bana çeliştiği için cevabın bunların ikisinden birisi olacağını göstermeye yeter de artar. Ben bu sınavda çözüyor olsaydım bunu, bunlardan birini, daha doğrusu ikisini elerdim ve cevabın aslında bu ikisinin üzerinde olduğunu düşünürdüm. Diyelim, böyle biz işaretimizi şimdilik koyalım ama metinden kanıtlayalım. İstiklal Marşı milli marş olduktan sonra Hakimiyet-i Milliye ve Sebil-ül Reşat'ta yayımlanmıştır. Bunu da gördük. Ya yani ne zaman yayımlanmış? Milli marş olduktan sonra burada da yayımların adı verilmiş. Hemen bakalım. Maarif Vekaleti, Milli Eğitim Bakanlığı Kurtuluş Savaşı'nın başlarında İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkanını sağlamak amacıyla 1921'de bir şiir yarışması düzenler. Bu yarışmaya 724 şair eser gönderir. 23 Aralık 1920'de Milli Eğitim Bakanlığı şiirleri inceler ancak içlerinde İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulamaz dedi. Neyi eleyebilirdik burada buraya kadar okuduktan sonra? Oy birliğiyle seçilmiştir dediği için A'yı elerdik zaten. Şimdi elemiş olduk. Bunun üzerine 5 Şubat 1921'de Maarif Vekili Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Tanrısever bir mektupla Mehmet Akif'in İstiklal Marşı yarışmasına katılmasını ister. Dikkat! Kim istiyor? Milli Eğitim Bakanı. Peki burada ne demişti? Başbakan demişti. Dolayısıyla bu şıkkı da eleyebilirsin. Buraya kadar okuduklarından C, D'yi de zaten biraz önce elemiştik yaptığımız çıkarımdan. C'nin cevap olduğunu D'yi de elediğimiz için görebilir işaretler geçerdik. Ama metni okuyalım ve kanıtlayalım. Fakat bilinen bir şey daha vardır. O da Mehmet Akif'in milletin başarılarının para ile övülemeyeceği düşüncesiyle yarışmaya katılmak istememesidir. Dikkat bak, katılmak istemiyor. Maarif vekilinin ikna etmesiyle Akif yarışmaya katılır. Bak ilk düzenlendiğinde katılmamış ama sonra ne olmuş? Katılmış. Peki diyebilirsin ki Akif para karşılığı milli marş yazılamayacağını düşündüğü için yarışmaya katılmamıştır. Katılmamıştı baştaki yarışmaya. Daha sonra ısrar üzerine aslında bu şiiri yazıyor. Yine yarışmaya katılmıyor gibi düşünebilirsiniz bununla ilgili eğer bilgi sahibiyseniz. Ancak buradan bu çıkarım sizi yanıltmasın. Katılmadığı zaten var. Sonradan katıldığını ya da sonradan şiir yazdığını söylememiş olması bunun çıkarılamayacağını, ulaşılamayacak olacağını göstermez bize. Ki diğerleri hatta A ve B kesin olarak ulaşılamayacak olarak karşımızda. Peki D'ye bakalım, kanıtlayalım. Ve İstiklal Marşımız yazılır. İlk olarak 17 Şubat 1921'de Hakimiyet-i Milliye Sebil-ül Reşat'ta yayımlanır. İlk olarak yayımlandı da şimdiye kadar milli marş olduktan sonra kabul edildi mi edilmedi mi? Bakalım. 26 Şubat 1921'de İstiklal Marşı konusu meclise getirilir. Seçimin Meclis Genel Kurulu'nda yapılması kararlaştırılır. 1 Mart 1921'de İstiklal Marşı meclisin ikinci çalışma yılının açılışında okunur. 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilir. Kabul edilmeden önce dergilerde yayımlanmış. Dolayısıyla bunu da elersin. Cevabın C olduğunu bulursun. İşaretler diğer soruya geçersin. Geldik 8. soruya, bakalım bizden ne istemiş. Buna göre cümledeki boşlukları aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir. Bakalım ne demiş? Burada boşluk boşluğa getirecek cümleyi de bize sözcüğü de bize açıklamış. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen. Aşağı bak, bunlardan hangisi olabilir? Basma kalıp, gelişi güzel, gelişi güzel, basma kalıp. Gelişi güzel mi? Özgün olmayanın karşılığı basma kalıp mı? Yani aynı tornadan çıkmış gibi, hepsi birbiriyle aynı. Gelişi güzel ise ne diyelim? Özensiz demektir. Dolayısıyla bunları ne yaptık? Eledik. İki şıkka düşürdük. Devam ediyoruz. İki şıkka baktığın zaman bak buraya ne görüyorsun? Gelişi güzel, gelişi güzel. Demek ki ikincisi gelişi güzel demek, sağlamanı yapmak için senin için önemli bir işaretçi. Hatta zaman kazanmak için, okumaman için de bir neden, zaman kazanmak adına. Özgün ve uzun soluklu. Şimdi özgün hangisi, uzun soluklu hangisi onu anlayacağız. Bakalım süresi fazla olan. Şimdi buradan özgün olmadığını ne yaptık? Ben anladım, bitti gitti. Cevabında D olduğunu gördüm. Açıklayalım peki nasıl oluyor? İşten ayrıldıktan sonra nokta 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 bir maceraya atılmak için harekete geçti. Süresi fazla olan, uzun soluklu bir macera diyebilirsin. Bu şekilde de kanıtlanır. İkiyi çok okumadım dikkat edersen. İkisi de birbirinin aynıydı. Zaten rastgele ne demek? Gelişi güzel demek. Çizdiği resimlerle bakıp gülümsedi. Rastgele çizdiği resimler diye düşünelim. Gelişi güzel çizdiği resimler olur. Evet, bu soru da böyleydi. Gelelim 9. soruya, bakalım ne istemiş. Buna göre Efe başlık sırasına uygun olarak aşağıdaki görsellerin hangilerini çalışmasına diyebilir. Hemen bakıyoruz. Enler köşesini hazırlayacaktır demiş. Öğretmen Efe şu başlıklara uyması gerektiğini söylemiş. 1. Dünyanın en büyük mağarası nerededir? Hemen bakıyoruz. A'da ne gördün? Şelale gördün birinci resimde. 2'de mağara gördük. 3'te mağara gördük. Yani C'de, D ve B'de mağara gördük. Buraya geldiğimizde burada bir ne diyelim? Bir göl görüyoruz diyelim. Bunu da eledik. Geriye kaldı 2 tane. Baktığın zaman ikinci resimler birbirinden ayrı olduğu için aslında sen cevabı ikincisiyle bulacaksın demektir bu. Dünyanın en derin gölü nerededir? Şimdi buraya baktığında bir krater görüyorsun. Hatta bir dağ da görüyor olabilirsin. Ancak burada göl gösteren herhangi bir işaretçi yok. Yani kraterlerde göl de olabilir ama burada suyu görüyorsun açık ve net bir şekilde. Farz edelim ki bundan anladın, işaretlersin. Geçersin, zaman kazanırsın. Anlamadın, işin çok uzun değil zaten. Diğeri de aynı ayrıntıyı verecek sana. Dünyanın en kalabalık ülkesi neresidir? Dedi. Bu kalabalığı bize gösteren görsel nerede gördüğün gibi insan selini burada görüyoruz. Bu da bize cevabı yine verir. Diyelim yine anlamadın. Sonra bakacaksın en yüksek şelalesi nerededir dediğinde de şelaleyi burada görmüş ve cevabı netleştirmiş olursun ve işaretler geçersin. Geldik 10. soruya. Sembolleriyle gösterilen parçalar anlamlı bir metin oluşturulacak şekilde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi karşımda çok uzun bir metin var. Ancak kullanabileceğim bir yol göstereyim sana. Gördüğün gibi burada şekillerle ne yapılmış? Her cümle temsil edilmiş, simgelenmiş aşağıda. Dikkat et, bu tür sorularda ne demiştik? İlk cümle çok önemli demiştik. Peki onu bulmanın kolay bir yolu var mı bu soru özelinde ve buna benzer soru gelirse? Dikkat ettiğinde A, B'de ilk cümlenin altıgen olduğunu görüyoruz. C ve D'de de ilk cümlenin kare olduğunu görüyoruz. Bu bana şunu gösterir. Sen bu ikisinden birinin hangisinin ilk cümle olduğunu anlasan sana yeter demektir bu. Hemen bakıyoruz. İtiraf etmeliyim biraz kargaşa oluşturmuştuk derken bunun giriş cümlesi olmadığını anlayabiliriz. Çünkü bir şey olmuş, kargaşa öyle oluşmuş. O zaman bunu eliyoruz. Bunu elediğin anda aslında iki tane şıktan kurtulmuş oluyorsun. Bakalım, herkesin hayatında dönüm noktaları olmuştur. Bak, bu giriş cümlesi olur. Dolayısıyla doğru belirlediğinin bir göstergesi. Şimdi dikkat edeceğin şey bunu ister oku ister okuma. Neden ister oku ister okuma diyorum? İkinci cümleye baktığında sana cevabı verecek demektir bu. Yani ya dairedir ikinci cümle ya da karedir. O zaman ikisinden birine bakacaksın, cevabı bulacaksın. Peki bunu nasıl yapacaksın? Bunu da bunun sonuna göre burada ne anlatılıyorsa oradan anlayacaksın. Hemen bakalım. Benim hayatımın dönüm noktası ise okulumuza atanan Türkçe öğretmeni olmuştu. Dersimize ilk girişini dün gibi hatırlarım. Kucağında kocaman bir kitap yığınıyla kapıdan içeri dalmıştı. Kitaplar o kadar çoktu ki öğretmenin yüzünü göremiyorduk. Bu tür sorularda sadece, her zaman olmaz tabii ama
%90 başarabilirsiniz metin eğer açık bir metinse. Şuradaki ögeyle yani cümleyle bir sonraki cümleyi belirleyebilirsiniz onun başındakiyle. Şimdi burada kitaplar o kadar çoktu ki öğretmen yüzünü göremiyordu. Neye bakacağız demiştik? Daireye ve artıya. Hemen bakalım. İşte o zaman başladı bende kitap sevgisi. Olur mu? Tabii ki olmaz. Dur bakalım ne oldu ki kitap sevgisi başlayacak? Öğretmen önünü göremiyor diye mi kitap sevgisi başladı? Tabii ki değil. Diğerine bak. İlk aklıma gelen soru öğretmen önünü nasıl görüyor olmuştu. Öğretmenin yüzünü göremiyorsan aklına bu sorunun gelmesi çok doğal. Dolayısıyla ikinci cümleyi de belirlediğin için aslında cevabı belirlemiş olursun. Geriye kalan diğerlerin hepsini hatta ikinci cümlenin bile tamamını okumadan sorunun cevabına ulaşmış olursun. Soruya anlık bir şekilde de olsa 3-5 saniye göz gezdirin. Mantığını kavradığınızda aslında kullanabileceğiniz kısa yollarla en kısa yoldan cevaba ulaşabilirsiniz. Yoksa hepsini tek tek okuyayım derseniz işiniz zorlaşabilir, kafanız karışabilir. Hatırlatalım ve bu sorularımızı da böyle bitirelim. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. Yeni derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma, abone değilsek destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.